Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar burada olduğunuz ve beni izlemeye devam ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle kaktüs ekimi, bakımı, sulanması, çoğaltılması ve kaktüslerin ileride çoğalıp büyüdüklerinde saksıya aktarımının nasıl olması gerektiği konularda bilgiler paylaşacağım. Arkadaşlar, şimdi benim iki tane kaktüsüm var, büyük ve gelişmiş. Sağ tarafta olan aşağı yukarı bu bendeki üçüncü yılı. Çok güzel de çiçekler açıyor. Hatta çiçek açan videosu da var. Onu da ileride bu kaktüs videosundan birlikte kısa video olarak paylaşırım. Ve diğer kaktüsüm de benimle birlikte bu beşinci yılı. Söylediğim gibi sağ tarafta olan kaktüsün bana 2 yıl önce, 3 yıl önce, 2,5-3 yıl oldu, evet 3 yıl önce hediye olarak gelmişti, o büyük olan. Sol taraftakinde ben bir veya iki parçaydı, budanıp atılmıştı yol kenarına. Yürüyüş yaparken gördüm, getirdim, saksıya soktum ve büyüdü, bu şeklini aldı ve şu anda kaktüslerimden çok memnunum. Özellikle sağ tarafta ortada olan büyük kaktüsüm çok güzel çiçekler açıyor ve harika bir görüntüsü oluyor. Çiçeği çok uzun süre yaşamasa bile o bir anlık ya da bir günlük o görüntü dünyalara bedel. Sol taraftaki kaktüsüm henüz çiçek falan açmadı. Onun sebebini de artık ben de çok iyi anlamaya başladım. Hatta şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun sabah da hatta konuşmasını yaptık eşimle. Eşim ziraat mühendisi. Ona sordum, dedim ki ya, dedim, benim bitkilerim önce çok güzel gelişiyorlar. Sonra dedim nasıl oluyorsa gerilemeye, solmaya ya da ölmeye başlıyorlar. Bunun sebebi ne olabilir? Hatta ona şeyi sordum, şu zeytin çekirdeklerimi. Biliyorsunuz zeytin çekirdeklerimi köklendirmiştim. Şu anda 1, 2, 3 tane. Bir de şurada küçük bir tane, dördüncü var. Burada da şöyle göründüğü gibi 4 tane var. Önce bunlar da şu sağ tarafta olanlar sol taraftakiler gibi büyüdüler. Tam yaprak açacakları sıra bu hale geldiler. Tepeleri kurudu, yan yattılar. Burada da 4 taneydi, dördü. Şu dördüncüsü şuradaydı. O şey yaptı, tepesi kurudu ve çok değişik bir görüntüsü oluştu. Bir önce ektiklerimdeki gelişme güzel. Orada 4 taneydi. Dördü de şu anda gelişiyor. Üçü çok güzel gelişti. Bunun neden olduğunu sordu eşime. Ziraat mühendisi olduğu için ve tarım müdürü olduğu için. O da bana şunu söyledi. Çok suluyorsun. Çok suladığın için tohumun ya da bitkinin kendi enerjisini kullanıp yeşermesine, güçlenmesine izin vermiyorsun. Bitki devamlı sudaki besine, gıdaya saldırıp onu almaya çalışırken bu sefer kendi içindeki enerji onu kullanamadığı için kötü yönde etkiliyor ve bitkilerin bu şekilde kuruyor ya da tam oldu olacak dediğin anda ölüyor dedi. Ve onun bu açıklaması bana çok mantıklı geldi. Çünkü neden arkadaşlar? Ben daha önce de para çekmiştim Krasolovart'a. Bu YouTube'daki çekimlere falan başlamadan önce, 2-3 yıl önce 2-3 kez, hatta 4 kez aldım pazardan, çiçekçiden. Çok sağlıklı şeylerdi, bitkilerdi. Ektim, gelişti. Hatta 2-3 yerinden çelik verdi. Güzel yapraklar açtı. Sonra eşimin söylediği gibi ben onu çok suladığım için bir de gittim ki bitkilerim ölmüş. Ve öldüler. Şimdi bu yıl ektiklerimin hiçbirini, o hatayı yapmıyorum. Düzenli suluyorum ama bu çekirdeklerde de aynı hatayı yaptığıma inanıyorum. Çünkü çok güzel büyüyorlardı. Hatta bunların yeşermiş, çekirdekteki yeşermiş hallerini size göstermiştim. Yani toprağa düştüğü an ağaç olması gerekiyordu, olmadı. Bu konu böyle. Şimdi kaktüslere gelelim. Kaktüsler de çok sulama sevmeyen bitkiler. Kaktüsler de kendi bedenindeki ve kendi içindeki suyu ve enerjiyi kullanmak için yaratılmış bitkiler. Çölün aşırı sıcaklığında yıllarca, yüzyıllarca kendi soyunu sürdürebilen bitkiler.
Kaktüslerin bu yapısını bilerek alıp yine de çok su içine koyduğumuzda ya da fazla suladığımızda kaktüslere de çok büyük kötülük ediyoruz. Çünkü aşırı bünyesinin sahip olması gerekenden fazla ve aşırı su olması sebebiyle kaktüs bir süre sonra ya geriliyor, ya soluyor ya da dipten çürüyerek ölüyor. Şimdi bugün yapacağımız kaktüs dikimlerimizi hepsini topraklarına hazırladım. Fakat hiçbirini sulamayacağız. Bugün dikeceğiz. Bir hafta boyunca hiç su vermeyeceğiz. Onun kendi toprağına adapte olmasını sağlayacağız. Bir hafta sonra hafif fısfısla sadece topraklarını nemlendireceğiz. Ve öyle suyu döküp aşağısından çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ama topraklarını haftada bir havanın durumuna ve sıcaklığına göre yazın 2-3 günde bir olabilir ama kışın haftada bir 10 günde bir iç ortamdaysa buharlaşma daha azsa daha uzun süre sulamamız gerekiyor. Bu şekilde kaktüslerimizin bakımını yapacağız. Kaktüsün söylediğim bak ekiminde köklü ya da köksüz olsun. Nemli, çok hafif nemli bir toprağa dikiyoruz. Bir hafta hiç su vermiyoruz. Bir haftanın sonunda çok hafif bir sulama yapıyoruz. Fısfıslı olabilir. Dibine çok azıcık bir su dökerek kökün canlanmasını sağlamak için, enerji kazanması için çok az bir su verebiliriz. Daha sonra da ortama ve duruma göre aralıklı olarak sık olmamak kaydıyla suluyoruz. Kaktüsler köklü ya da köksüz ekilebilir. Ama öncesinde kaktüslerinizi bir ya da 2 gün güneşin altında ya da bir peçetenin üzerinde bekletirseniz köklenmesi daha hızlı oluyor ve toprağa tutunması daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar kaktüslerimizi ekelim. Kaktüslerde saksı değişimi ise şöyle oluyor. Şimdi bu şu küçücük saksı ektiğimiz kaktüsün boyutu da bu olmalı. Bu saksıya sığmayıp saksının kenarlarına dayandığı an, pardon, saksıya sığmayıp saksının kenarlarına dayandığı an kaktüsümüzü hemen başka saksıya aktarabiliriz. Bu şekilde olacak. Şimdi benim o büyük kaktüsümde gördüğünüz gibi kaktüs sepetin iki kenarına da dayanmış ve kaktüse çok az bir mesafesi kalmış. Arka tarafta biraz daha az, bu tarafta biraz daha çok mesafesi var. Ben özellikle onun saksısını ve yerini değiştirmiyorum. Çünkü eğer değiştirirsem kaktüs enine gidecek ve o kademeli kademeli bombeli aşamalı serüvenini tamamlayamayacak. O nedenle kaktüs ektiğiniz saksının büyüklüğü çok önemli. Kaktüs büyüyüp yavrulayıp saksının kenarlarına dayanıp artık bulunduğu yere sığmadığı zaman saksısını değiştirebilirsiniz. Değiştirdiğiniz zaman da toprağa nemli olsun ve yine 3-5 gün bir hafta su vermeyin. Bir haftanın sonunda hafif sulamaya başlayın. Şimdi ekime başlıyoruz arkadaşlar kaktüslerimizi. Şimdi önce bu kaktüsümüzü ekelim. Yalnız bu da çok dikenli. Bunu kahvaltıya gittiğimiz bir yerde bahçede bayağı fazla sayıda vardı. Ben de rica ettim. Bir tane alabilir miyim diye. Oradan aldım ve getirdim. Şu anda dikimini yapacağız. Şöyle yapayım. Bir dakika ben bir şey getirmiştim onu dikmek için de elimi acıtmasın diye de onu bulamıyorum şu anda. Maşayı alıp getirmem lazım bir dakika. Arkadaşlar daha önce onu eldivenle dikmeyi denedim. Bu tür dikenli kaktüsleri. İnanın ki eldiveni de delip insanın eline çok kötü batıyor. Şimdi ilk önce olarak ekeceğimiz kaktüsümüz bu. Bu köklü bir kaktüs. Dediğim gibi bir başka kaktüs şeyinden, saksısından aldım. Köklüydü ve birkaç kök çıktı. Bu şekilde dikimini yapacağız. Şimdi dokunamıyorum çünkü aşırı dikenli. Hatta alırken de elime bayağı bir battı.
Şöyle bir sağlam tutalım. Şu toprağını iyice ayarlayalım. Çünkü kaktüsün kökü hafif derin olmalı. Evet. Yerleşimini yaptık. Kaktüsümüzün şöyle önlü arkalı ekimini yapıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Kökü ayakta kalabilsin. Evet. Bu kaktüsümüzün dikimini yaptık. Bu şekilde olacak. O zaten köklenimi toprağa tutunacak. Bir hafta sulamayacağız. Şimdi bu diğer saksıyı ekelim. Diğer kaktüsümüzü. Evet. Evet, bu da ondan başka bir kök. Yine aynı şeydeydi. Saksının içerisinde. Bir kök koparırken bunlar üçü birlikte geldiler. Bunun da ekimini bu şekilde yaptık. Şunlar da damacana kapakları arkadaşlar. Ben bunları atmıyorum. Bu küçük saksılarımı altlık yapıyorum. Hem saksı hoş görünüyor hem de saksıyı sulama falan yapıldığında su akıp bulunduğu yeri kirletmiyor. Şu ilaç kapağı, bunu da saksılarımı altlık olarak şöyle kullanıyorum. Hem yüksekte tutuyor hem de suyun süzülmesini sağlıyor. Şimdi diğer kaktüsümüzü ekelim. Da bizim taş kaktüsümüz. Taş kaktüsümüz köklü. Bunu pazardan almıştım. Dikimini yapalım. Saksıdan biraz toprak boşaltalım ki kaktüsün kökü oturabilsin. Ve sonra kaktüsümüzü şu toprağını da bir hareketlendirelim şöyle. Toprağını. Bu boş saksımdı. Kullanmamıştım. Şu onu da böyle alıyoruz. Taş kaktüse de bir hafta 10 gün, hatta 10 gün hiç su vermiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü taş kaktüsün özelliği bünyesinde diğer kaktüslere oranla 2 kat daha fazla su tutması. Zaten şu yapısal yapıyı onu sağlıyor. Bu şekilde. Şöyle etrafını dolduracağız. Ve toprağını çok bastırmıyoruz. Şöyle kenarlardan bastırıyoruz. Sadece toprağı kaktüs toprakla, toprak da kaktüsle uyum sağlayabilsin diye. Bu şekilde bunun dikimini de yaptık. Şimdi diğer kaktüslerimizi tek tek dikeceğiz. Evet, onun küçük kardeşleri az önceki kaktüsün dediğim gibi aynı kökteydiler. Hepsini bir yere ekmek istemedim. Çünkü zaten olundukları yerde büyüyecek ve sığmayacak. Bir süre sonra saksı değişimi yapmak gerekecek. O nedenle hepsini ayrı ayrı dikimini yapıyorum. Kaktüslerle ilgili sorularınız olursa bana yorumlardan sorabilirsiniz. Instagram'dan sevgiyle beslenin. YouTube'dan sevgi evi olarak hesaplarımız. Facebook'ta kişisel hesabım var ama bu işle ilgili bir hesap açıp sizinle paylaşabilirim. Bu da diğer kaktüsümüz. Ona da kök yok henüz. Yeni çıkıyor gibi. Bu da altta komşumun kaktüsü. Ondan bir parça aldım. Söyledim ona. Onunki zaten o kadar gelişmiş ki artık saksısına sığmıyor. Yani kaktüsün gücü olsa saksıyı parçalayacak. O derecede, aşırı derecede kaktüs şey yapmış, gelişmiş. Evet, şundan şöyle yapalım arkadaşlar. Kaktüsler dikenli olduğu için. Bu da diğer kaktüsümüz. Evet. Şimdi buna da tavşan kulağı mı
dikmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kökü falan yok. Ben bu şekilde koyacağım ve söylediğim gibi bir hafta hiç su vermeyeceğim. Topraktaki nem ve kaktüsün içindeki su onlara yeterli. Bir hafta sonra bunları tek tek sulamasını yapacağız. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi elimizde şunun eşi aynı kaktüs. Bu köklü bir kaktüs. Onu da aslında bunun yanına da dikebilirim. Evet. Çünkü bu çok hızlı gelişmiyor. Uzun uzun gittiği için çok hızlı gelişmeyen bir kaktüs. Onu da buraya ekeceğim. Büyür ve köklenirse ayırırım. Şöyle, şöyle bu dikme şeyiyle yerini hazırlayalım. Diğerini de şu onun yanına. Toprağı biraz kuru olduğu için delik açtığım yer hemen kapanıyor. Bu toprağa hafif su verebiliriz çünkü bu kaktüs köklü ve evet bakın şimdi ekerken şu parçası kırıldı. Hemen onu da şöyle şurada küçük bir delik açıp şöyle şu şekilde içine bırakıp etrafını toprakla dolduruyoruz. Fakat söylediğim gibi bunun toprağı o çok aşırı kuru. Diğerleri gibi nemli değil. Çünkü önceden diktiğim bir kaktüsün yanına diktiğim için. Bu şekilde buna hafif su vereceğiz. Bu da yine arkadaşlar kahve bardağıydı. Geri dönüşüm olarak duvar kağıdıyla kapladım ve saksı şeklinde kullanıyorum. Yani şu altlık salça kapağı yani o şekilde kullanıyorum. Bu da çocuklarımın küçükken kullandığı yumurtalık. Bunda da küçük iki tane kaktüsüm var. Bunlara hiç dokunmayacağım. Gördüğünüz gibi toprağı çok kuru. Su da vermiyorum şu anda. Çünkü çok suladığımda çürüme yaptığını gördüm. Sadece bir fısfıs yapabilirim buna. Bunun dışında ekeceğimiz bu kaktüsümüz kaldı. Onun için de hemen toprak hazırlayalım. Ekimini yaparken arkadaşlar toprağın nemli olması önemli. Yani sulama yapmadığımız için toprak mutlaka nemli olmalı. Evet, getirdim toprağımızı. Bu da bir başka geri dönüşüm. Bu da duş jeli kutusuydu. Kestim ve bu şekilde kaktüs dikimimi yapıyorum. Evet, bu da bitti. Evet arkadaşlar, kaktüs ekim ve dikimimiz bugünlük bu kadar. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.